Arkadaşlar merhaba. Bugün evde kendim el yapımı bir kuluçka makinesi yaptım. Bir tane size şöyle bir göstermek istiyorum. Şöyle bu şekilde burada sıcaklık termostatımız var. Aynı şekilde içerisinde bir role var. İçerideki sıcaklığı ayarlıyoruz. Hemen yanında bir nem göstergemiz var. Yine bunların içeride şu siyah olan nemin aşağı doğru kırmızı telin ucunda bağlı olan da sıcaklık termostatın sensörü. Şurada bir zaman rolemiz var arkadaşlar. Bu zaman rolesi de içerideki viyollerimizin, kuluçka viyollerinin 2 saatte bir 45 derecelik açıyla hareket etmesini sağlıyor arkadaşlar. 2 saat istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben 2 saatte bir ayarladım. 2 saatte bir 45 derecelik açıyla hareket etmeye devam edecek. Şöyle içeriye iki tane su kabı koydum. Bu şekilde gördüğünüz gibi termostatımız çalışıyor. 37.7 dereceye geldiğinde içerideki ampuller kapanmış oldu arkadaşlar. Kuluçka makinesini tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde şimdi size birazdan nasıl yaptığımı da anlatacağım. Yapım aşamasını çekmedim videonun fazla uzamaması için. Çünkü yani şu hale getirmek benim bir 6-7 saatimi aldı. İçerisine bıldırcın yumurtası yerleştirdim arkadaşlar. Bıldırcın yumurtası yapma sebebi bıldırcın yumurtalarının hem ucuz olması hem de diğer yumurtalara göre daha kolay çıktığı için bıldırcın yumurtasını tercih ettim. Ve aynı zamanda şu anda aslında test aşamasındalar. Yumurtaları koydum bugün. Bugün birinci günleri. Çıkım olursa, yani çıkımı başarabilirsek arkadaşlar, tekrardan bir video çekeceğim arkadaşlar. Size onları da göstereceğim. Şimdi makinemizi nasıl yaptığımızı anlatalım. Şöyle göstereyim. 37.3'e düştüğü zaman sıcaklık termostatımız devreye girdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ampuller hemen harekete geçti, yandılar. Aynı şekilde nemimizi de bu şekilde sabitledik. Nem 60 olarak gösteriyor. İçeride de bir mekanik bir nem sensöründen sıcaklık termostatımız var. Şimdi makinenin size yapım aşamasını anlatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi 220 volt elektriği aldım. İlk önce buraya bir sigorta şartel koydum arkadaşlar. Buradan bu şekilde burada kablo klemenslerini şuraya sabitledim. Bir tarafı faz, bir tarafı nötr olmak üzere arkadaşlar. Bir problem çıkmaması için de sigorta panelinin arkasından, şimdi siz gözükmüyor. Kapağı birazdan açacağım, göstereyim arkadaşlar. Bir topraklama aldım. Yine aynı şekilde o da prize bağlı. Burada ilk önce şu şekilde burada bir 12 voltu düşüren bir adaptörümüz var. Buradan 12 voltu düşürüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Şu bağlantıları NL olmak üzere. Şurada da yazar. Daha sonra adaptörümüzün altından şu şekilde gördüğünüz gibi artı ve eksi kutuplarını aldım. Zaman rölemiz 12 voltla çalışıyor arkadaşlar. Nem sensörümüz şu şekilde gördüğünüz gibi bu küçük bir pille çalışıyor. Yani pili de bayağı uzun gidiyor. Belki hani full kullanmada bile aşağı yukarı 3-5 ay kullanabilirsiniz. Buradaki nem sensörümüz arkadaşlar, termostatımız pardon, buradaki sıcaklık termostatımızda 220 voltla çalışıyor. Şimdi çalışma mantığını size anlatayım. Buradan 220 voltu düşürücüye verdim arkadaşlar. Buradan aynı şekilde aşağıdan 12 volt alıp zaman rölesine aktardım arkadaşlar. Daha sonra içeride çalışan viyol 220 volt'tan çalışıyor. O sebepten dolayı buradan bir 220 volt alıp zaman rölemizin anahtarının giriş kısmına ve aradan bir kablo çekip köprü yapıp diğer ucuna, yani burası bir düğme gibi arkadaşlar. Şöyle şartın düğmesi gibi bir vazife görüyor şu anda. Yani şunun içerisinde bir anahtar var. O belirli zamanlarda ayarladığımız şekilde açıp kapama yapıyor. Yine aynı şekilde sıcaklık termostatımız yine 220 voltla şu kırmızı siyah olan kablolar arkadaşlar termostatın giriş elektriğini sağlıyor. 220 voltla çalışıyor. 37.7 oldu kapandı yine gördüğünüz gibi. Konumuza dönelim. Bunun için ayrı bir köprü çekmemize gerek yok arkadaşlar. 220 volt giriş, yine aynı şekilde 220 volt çıkış veriyor arkadaşlar. Termostatın uçlarından direkt şu şekilde gördüğünüz gibi iki tane elektrik aldım.
ve makinenin içerisine girdik arkadaşlar. İçeriye bunların uçlarına 2 adet ampul bağladım. Sistem tamamen bu şekilde güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. İçerisinde 3 adet fan kullandım. Şöyle üzerine gördüğünüz gibi temiz hava girişi için delikler açtım arkadaşlar. Şöyle dört tarafında da var. Şimdi şöyle kısa bir süreliğine kapağı açalım. Şöyle aralara sünger çektim arkadaşlar hava almaması için. Şurada bir fan var. Direkt yumurtaların üzerine doğru üflüyor arkadaşlar. Sirkülasyonu sağlıyor. Şurada bir adet daha fan var. Gördüğünüz gibi ledli olan. Bu da buradaki ampullerimizin verdiği ısıyı içeriye eşit bir şekilde dağıtmamıza yardımcı oluyor. Aşağıda bir fan daha var arkadaşlar. Bu da arkasında delikler açtı. İçerideki kirli havayı yani yumurtalardan çıkan pis gazları buradaki fan sayesinde dışarıya atmış oluyoruz. İçerisinde iki tane bu şekilde su kabımız var. Gördüğünüz gibi Violum'uz. Violum motoru burada. Aynı şekilde bu da 220 volttan çalışıyor. Şu şekilde sensörlerimiz, nem sensörü ve sıcaklık sensörü olmak üzere iki tane de sensörümüz var. Gördüğünüz gibi sistemimiz bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi kapağı kapatıyorum. Şu şekilde kapağımız da kilitli. Kilitleyelim, problem yaşamayalım sonra. Evet, gördüğünüz gibi sistem bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Artık inşallah yumurtalardan çıkım alabilirsek 17-18 gün sonra veya 14-15 gün sonra tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.